Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 15 Ocak Cuma Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Kocaeli'de 6 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Birinci koşu altılı gayrımızın başlangıç saati 14.30'da start alacak. Handikap 15 dişilere mahsus 4 yaşlı Araplar 1500 metre kumla. 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada 3 at kuponumda şans vereceğim. İlk Şansı safkanım. Burada Altınoğlu dalgalı yeli olacak. O da Adem Aslanla start alacak. Kocaeli'de yaptığı üst üste başarılı koşulardan sonra en sonunda Maiden'e veda etti. Hatta sizlere de önerdiğim hatta banko olarak da yer verdiğim bir safkandı. Ve de beni yanıtlayarak Maiden'e veda etti. 1200 metre kumda mesafe şimdi 300 metrede uzasa da ben burada Adem Aslan'la iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Altınoğlu dalgalı yeri benim ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım 4 numara Tanır Kız Tolga Yıldız'la start alacak. Ee, bunun da güzel koşu geleceğini düşünüyorum. Ve de bu grubun gerçekten kaliteli safkanı olan Tanır Kız'da bir çarba atalım diyorum Tolga Yıldız'la. Üçüncü ve son safkanın 1 numara Ay Melekcan olacak. Hişman Çizik'le sevgili dostlar. Evet sıralamam 6, 4 ve 1 nolu safkanlardan yana kullanacağım. Altılık ayınımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz şartlı 3 4 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alacak. 10 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada bir ekürümüz var. 5L 7 nolu safkanlarımız ekür olarak start alacak. Evet ben burada kuponumda bank olarak bırakacağım. E, o da nedeni ayağına e, gerçekten seri safkanımız olan o da altın nolu Kad Kadir Berk diyeceğim. Halil Altın'la iki sefer start aldı. Üçüncü kezde buluşan son iki koşusu üçüncülük ve son koşusunda kazanma başarısı göstermişti. Ee, burada mesafe de kısa. ayana da e, seri safkanımız ben çıkışta önlerde yerini alacağını düşünüyorum. Burada bir yatımız daha var. O da Ekürler Altın Bartın. O da seri safkanımız ama ben e, Kadir Berk e, Halil Altın'la e, ona kafayı vermeyip e, kapışırlarsa kendini yıpratır diyorum. E, böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ben Altınoğlu, Kadir Berk viraja e kadar çok rahat gelip böyle virajdan sonra ataklarını sıklaştırıp foto önde geçmesini bekliyorum. Burada Yusure gelin de var Fırat Aslan Naprant arkadaşımıza Kalip, kaliteli bir safkanımız ama e, ben mesafeden e, dolayı kuponumda yer vermeyeceğim. Mesafe biraz daha uzun olmuş olsa Kocaeli'de yaptığı koşulları da var. Üçüncülükle ayrıldığı koşular e, güzel koşullarda da sahip ama e, ben burada mesafe uzun olmuş olsaydı belki bunu tek de deneyebilirdim. Ben e, mesafenin kısa oluşundan dolayı 6 numara Kadir Berk benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet 3. koşumuz Sandika 15 dişiler ama 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumla start alacak 7 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada ilk defa Kocaeli'ye gelecek olan e, Galip Kılıç'la da ilk defa buluşacak olan son koşulları hem Diyarbakır'da hem Elazığ'da güzel e, koşular sergileyip kazanan şart 4200'ü kazandı. Kocaeli ilk defa geliyor. E, sonlarda e, mesafede e, lehine yani iyi bir mesafede koşacağını düşündüğüm 2 nol çevik gir benim ilk şanslı safkanım olacak. Sonlarda çok kuvvetli geleceğini düşünüyorum. 2 ilk şanslı safkanım. İkinci atım 4 numara olacak. O da Adem Aslan'la 8 kere start aldı. Adem'le de iyi uyum içerisinde ama bir türlü Adem'le e, kazanamıyor sevgili dostlar. Son koşusunu Kocaeli'de 1400'e bu mesafede güzel bir koşu çıkarttı. İşman çizikle Maiden'e veda etmişti. Gerçekten gösterişli bir koşu sergiledi. Kazanma başarısı gösterdi. İşman'la 58 kilo ile şimdi Adem Aslan'la tekrar buluşan 51 kilo ile de start alacak. E, ben burada iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. 4 nolu safkanımızda. da ikinci şanslı safkanım olacak Evet en son kuponumda yer vereceğim O da son kosunda Kocaeli'de güzel bir ikincilikle ayrılan ondan önce kosu şartlı 5'te 1200'ü kazanan e, son kosunu Kocaeli Kocaeli'de kısa vadede 1500'e güzel bir ikincilikle ayrılan Fırat Aslan'la da e, start alacak olan bir kere start aldı Onun da zaten kazanma başarısı göstermiş son koşunu Hüseyin Şimşekle start almıştı. Ben e, burada ondan da iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Bir de kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 2, 4 ve 1 nolu safkanlar olacak 3. koşta. Evet dördüncü koşumuz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu olacak. Açık 3, 4 ve Kore İngilizler 1900 metre kumla start alacak. Evet 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz dördüncü koşumuzda. Ben burada kazanması normal sonuç olacağını düşünüyorum. Bu grubunda kat kat üstünde görünen bir safkan var. O da Halis Karataş'la hem ha, Halis de Kocaeli'ye geldi. Güzel safkanlarımızın da bir arada olduğu bir koşu olacak ama Kuzey Yağmur'u ben geçileceğini zannetmiyorum. Kupaya Halis Karataş'ta uzanır diyorum. Fotoyu da önde geçer. Benim Yedinoğlu Kuzey Yağmur'u Bankom olacak sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kumla start alacak. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 ekürümüz var. 1 ekürümüz 3 safkanla beraber girmişler sevgili dostlar. 2, 4 ve 8 no'lu safkanlarımız ekürü. 1 ekürümüz daha var. 6 ile 7 no'lu safkanlarımız ekür olarak start alacak. Evet bu gruba bakıldığında ekürleri ben ilk şans vereceğim. 3 ekürleri birden yani e, kuponumda şans vereceğim. Hatta fazla hatta yazdığımız zaman zaten kapanmış olacak bu e, ayak sevgili dostlar. İki ilk şanslı safkanım olacak. İşman çizikliğe bir kere start almıştı. Son kostümü İstanbul'da yaptığı başarılı bir koşu var sentetikte 1500'de. Kocaeli'de mesafe handikap 14'te 1200'de bir koşusu var. O da 5.likle ayrıldı ama ben bunu ölçü almıyorum sevgili dostlar. Ee, i̇yi bir koşu geleceğini düşünüyorum. 2 nolu ekürleri ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım Bir numara olacak. Asenat o da Fırat Aslan'la start alacak. Bir kere zaten start aldı. Onu da kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunda Kocaeli'de şartlı 2'de 1700'de ondan önce koşusu 1200'de start almıştı. Üçüncülükle ayrıldı. Biri de kuponumda ikinci şanslı safkanım olacak. Üçüncü attım 3 Üç numara Furkan Yüksel'le start alacak olacak olan Gül Feray diyeceğiz sevgili dostlar. Son koşusunu zaten 3 yarış gördü. Bursa'da Çim'de başladı yarış hayatının sonra Kocaeli 1200 Son koşusunda da 3. yarışında Maydene bu mesafede güzel bir e, yarış kazanarak veda etmişti. O zaman Sinan Özen'le start alan 3 nolu Günayfer benim 3. şanslı safkanım olacak. E, ben bu 3 at yeterli gördüm sevgili dostlar. 2-1 ve 3 nolu safkanlar benim için yeterli olacak 5. koşuda. Evet 6. koşumuz 6'lıgan yanımızın son ayağı oluyor. Handikap 15 dişilere mahsus 4 Bey Kore İngilizler 1200 metre kumla start alacak 13 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada biraz fazla at yazmamız doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekten e, kolay bir grup değil birinciliği de yani neredeyse fotoda belirleyecek gibi bir koşu görüyorum. Kazanan safkanlarımız da bu grupla seri safkanlarımız da aynı şekilde Altınolu, Mis kaçacak. Ondan Fatih Üngülü arkasında, Celaliye ona keza. Dört nolu safkanımız yani baya bir süratli gidecek bir yarış görüyorum sevgili dostlar. Fazla da kadar yer vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. İlk şans vereceğim atım 1 numara Fatih gülü diyeceğim. O da Mustafa Kemal Ceylan'la Aprant'la arkadaşımıza 12 kere koşup 4'ünde kazanma başarısı gösterdi. Bir nolu safkanımız benim ilk şanslı safkanım olacak. İkinci atım 3 nolu safkanımız Mahmut Turan'la ikinci kez buluştu. Kocaeli şart 4'te 1500'de güzel bir ikincilik elde etti. Mesafede kızaldı. Ben iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. 3'ü de kuponumda ikinci şanslı safkanım. Evet üçüncü safkanım Tinemis diyeceğiz. O da ve Vahdettin Kaplan'la start alıyor. Son kosuna koca elde şart e, kazanma başarısı göstermişti sevgili dostlar. Ben burada yine güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum. 3 nolu safkanımız da aynı koşta beraber koşup ikincilikte bırakmıştı. 5 ile kuponumda şans vereceğim 3. şanslı safkanım olarak. Sonradan 10 nolu safkanımız Ayaz'ın kızı diyeceğiz Gökhan, Gökhan Bektaş'la bir kere start aldı onu da Kocaeli'de bu mesafede kazanma başarısı göstermişti. Yine bomboş kiloyla start alıyor yine adından söz ettiriyor Fatih gülüğü Celalli'ye ve de 4 nolu safkanımızda geride bırakmasında bilmişti sevgili dostlar aynı koşta beraber koşmuşlardı yine aynı koşuyu izleyebiliriz. Mutlaka onu da kuponumuzda şans verelim diyorum sevgili dostlar. Evet sonradan kuponumuzda yeri olması gereken burada sürprizi imza atabilir dediğim bir safkanımız daha var. O da Samet Erkuş'la start alacak olan 800 nolu safkanımızda kuponumda mutlaka yer vereceğim. E, Kocaeli'ye geliyor İstanbul'da gördüğü iki koşu. Hem sentetikte şartlı 19'da 1200'de 3. son koşusu yine şartlı 19 1500'de yaptığı altıncılıkla kavukuma çıkacak. Mutlaka yer, yer verelim diyorum Samet Erkuş'la buranın bombasını patlatabilir. Kuponumda 8'de yer vereceğim. Sıralamam 1, 3, 5, 10 ve 8 nolu safkanlara yer vereceğim. Altılık ayınımızın son ayında sevgili dostlar. Evet Bursa'dan Kocaeli programını aktaracağım. Safkanlar iyi koşu gelmesini beklediğim safkanlar bunlar da faydalı bir şey sizlere aktarmışımdır. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.